Ulusal Kanal Haber Merkezi'nden iyi akşamlar sevgili seyirciler. Saatler 23'ü gösteriyor. Gece görüşü başlıyor. Geride bırakmakta olduğumuz günde birçok gelişme yaşandı. Bu gelişmeleri önümüzdeki bir saat ve yarına sarkacak ilk saat diliminde ekranınıza taşıyacağız. Türkiye artık ilkbahara hazırlanıyor. Kışın son demlerindeyiz diyebiliriz. İlkbahar demek referandum demek. O referandumun adı bu kez başkanlığı içeren anayasa değişikliği referandumu olacak. Türkiye üçüncü kez referanduma gidecek, sandık başına gidecek tarihinde. Ama işler pek öyle iyi gibi durmuyor AK Parti açısından. Referandum yaklaşıyor yaklaşmasına ama AK Parti'de yaptırılan anketler herkesi kara kara düşündürüyor. Gece görüşüne şu anketlerle başlayalım. AKP'de yaptırılan anketlerin sonuçları Başbakan Binali Yıldırım ve AK Parti yönetimini sıkıntıya sokuyor. AK Parti içindeki kararsız seçmen Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un da gündemindeydi. Kurtulmuş kararsızlar için kampanya yürüteceklerini açıkladı. AKP'de referandum sonucuna ilişkin kaygılar artıyor. AKP içinden ve tabanından hayır sesleri yüksek sesle dile getiriliyor. 7 Ağustos günü. Başkanlık sistemini hedefleyen, meclisi yetkisiz bırakan anayasa değişikliği teklifi AKP seçmenini de ciddi şekilde bölmüş durumda. Kamuoyu araştırmaları AKP'ye oy veren yaklaşık %9'luk bir kitlenin kararsız olduğu ve hayır oyu kullanmaya eğimli olduğunu gösteriyor. Buna göre 7 Haziran seçimlerinde AKP'ye oy vermeyip 1 Kasım'da oy veren kitlenin referandumda da evet cephesi içinde yer almadığı anlaşılıyor. Durumun farkında olan AKP yönetimi harekete geçti ve kararsız seçmeni ikna etmek için çözüm yolları aramaya başladı. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, AKP seçmeni içinde kararsızların olduğunu itiraf etti. Habertürk gazetesine konuşan Kurtulmuş, kampanya sürecinde kararsız seçmeni ikna etmek için uğraşacaklarını söyledi. Bu bağlamda AKP yönetimi kararsız seçmeni evet yönüne kaydırmak için güçlü iktidar ve ekonomik istikrar vurgusuna ağırlık verecek. Bunun yanı sıra AKP'ye yakınlığıyla bilinen bir takım medya organlarındaki hayır sesleri de dikkat çekmeye başladı. Bir önceki Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun eski baş danışmanı gazeteci yazar Etienne Mahçupyan hayıra eğimli olduğunu ifade etti. Ulusal Kanal'ın edindiği bilgilere göre Başbakan Binali Yıldırım'ın önündeki anketlerde de hayır oyları önde. Yıldırım'ın bu durumun altından nasıl kalkacağı konusunda sıkıntıları olduğu belirtiliyor. Dedik ya AK Parti anket sonuçları nedeniyle kara kara düşünüyor. Neler yapılabilir sorusunun yanıtları aranıyor. Bu amaçla AKP MYK'sı toplandı. Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında. 2 saat 40 dakika sürdü. Yaklaşık 3 saatlik bu AKP MYK'sında gündeme gelen bir konu vardı. O da AK Parti tabanındaki kararsızların ve hayırcıların nasıl ikna edileceğiydi. Stratejiler üzerine konuşuldu. Bu da yetmedi. AKP MYK'sında konuşulan bu konular saraya taşındı. Saat 19.30 sularında Başbakan Binali Yıldırım ve beraberindeki bazı bakanlar MYK biter bitmez Beştepe Sarayı'na çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek için. Olağan programda aslında böyle bir görüşme yoktu. Tabii ki bu görüşmenin temelinde AKP tabanındaki kararsızların, hayırcıların nasıl olup da ikna edileceği yönünde fikir teakkisinde bulunulacak. Bu yönde tahminler var. Evet, bu görüşme devam ediyor mu, bitti mi? Henüz net bir bilgi yok. Devam edeceğiz bu konuyla ilgili haberler ama sıcak bir gelişmeyi paylaşalım. Para piyasalarının gözleri Fed'in faiz oranlarına çevrilmişti. Amerikan Merkez Bankası Federal Açık Piyasa Komitesi faiz aralığını 0.5 ve 0.75'te tuttuğunu bildirdi. Yani Fed faiz oranlarını değiştirmedi. Bu sıcak gelişmeyi tekrar edelim. Fed faiz oranlarını değiştirmedi. Başbakan Binali Yıldırım ülkede çift başlı bir sistemin olduğunu ifade etti. Anayasa değişikliğiyle bunun ortadan kalkacağını savundu. Başbakan dayatmayla anayasa yapamazsınız diyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştirdi. Eğer bunu yapmasak ne olacak? Çift başlılık devam edecek. Bir yandan güçlü parlamenter sistem var, bir yandan
halkın doğrudan seçtiği cumhurbaşkanı. Olmaz. Bu yaptığımız değişiklik iradeyi, yetkiyi, sorumluluğu milletin doğrudan ülkeyi yönetecek olanlara vermesidir. Biraz bugünlerde kafa karıştırıcı çok şeyler yazılıyor, söyleniyor. Biz daha topa girmedik. Biraz söylenenler söylensin, herkes eteğindeki taşı döksün, hangisinin doğru, hangisinin doğru olmadığını anlatacağız. Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı bir mülakatta diyor ki, dayatmayla anayasa olmaz. Hayyalesselam. Ya bu meclisi yok saymaktır arkadaşlar. Bu anayasa değişikliği dayatmadır demek, siyaseti, milli iradeyi inkar etmek demektir. Sevgili seyirciler, dedik ya AK Parti anketler sonrası kara kara düşünmeye başladı. Bu konuyla ilgili bir başka haberle devam edelim. Malumunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde başkanlığı içeren anayasa değişikliği teklifi konuşuldu, görüşüldü, kabul edildi. Şimdi AKP hükümetinin bunu saraya taşıması lazım, Beştepe'ye taşıması lazım. İşte bu konuda CHP'den bir açıklama geldi. Parti sözcüsü Selin Sayık Böke anayasa değişikliği teklifinin Cumhurbaşkanlığına gönderilmemesini değerlendirdi. Partisinin MYK toplantısının ardından konuşan Böke, bir şeyden korkuluyor ki teklif bekletiliyor dedi. Bir dakika, iki dakika söz eklemeleriyle, müthiş bir aceleyle genel kuruldan çıkartılan anayasa değişikliği teklifi günlerdir bir imza bekliyor. Açıkçası çok yorum yapmaya gerekmediğini düşünüyorum. Bir şeyden korkuluyor ki bekletiliyor. Biz umudu, yarın birlikte yaşayacağımız Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğimiz bir ilk adım olan bu referandumu çok heyecanla, isteyerek ve kazanacağımızı bilerek bekliyoruz. Cumhuriyet MHP'de parti içi muhalefet, parti tabanının referandumda büyük oranda hayır oyu kullanacağı görüşünde. Gaziantep Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ, Türk milliyetçilerinin %95'i tek adamlık sistemine hayır diyor dedi. Genel Başkan adayları Sinan Oğan ve Koray Aydın da tüm ülkücüleri 18 Şubat'taki hayır buluşmasına davet etti. MHP yönetimi ise muhaliflerin tutumundan tedirgin. MHP'de parti içi muhalefet sahaya inmeye hazırlanırken genel başkan adaylarından bir hayır çıkışı daha geldi. Türk Milliyetçileri Hayır Diyor Organizasyonu Komitesi'ni kuran muhalifler Sözcü Gazetesi'ne konuştu. Bu Akşener, Özdağ, Oğan ve Aydın hareketi değil. Bütün dinamiklerin katıldığı bir süreç olacak. Türk milliyetçilerinin %95'i tek adamlık sistemine hayır diyor. 81 ilde çalışacağız. MHP'ye oy vermeyen milliyetçiler de hayır oyu kullanacak. Genel Başkan adaylarından Sinan Oğan'sa tüm ülkücüleri 18 Şubat'ta başlayacak hayır kampanyasına çağırdı. MHP'nin yok olup gitmesine izin vermeyeceğiz dedi. 3. Dünya Savaşı çıkıyor. Genel Başkan adaylarından Koray Aydın da hayırda en az %90'ı yakalarız ifadelerini kullandı. Başkanlık sisteminde AKP'nin ortağı olan MHP Genel Merkezi'nde ise rahatsızlık hakim. MHP Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin mevcut yönetime yönelik eleştirilere yanıt verdi. Partimize yönelik bilhassa CHP üzerinden yürütülen kampanyanın aksine MHP'nin bugüne kadar söyledikleri arasında hiçbir tezat yoktur. Recep Tayyip Erdoğan aslında Türk tipi değil, Tayyip tipi başkanlık hayalleri kurmaktadır. Meclisin yetkisini kaldıran başkanlık sistemine referandumda kadınlar da hayır diyecek. Cumhuriyet Kadınları Derneği Türkiye'nin dört bir yanında hayır kampanyası başlattı. Açıklamayı Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı Canan Arıtman yaptı. Arıtman her yere gidecek, köylerde, mahallelerde hayır demenin önemini anlatacağız dedi. Milli cepheyi bölen başkanlık hedefli anayasa değişikliğine Cumhuriyet Kadınları da hayır dedi. Başkanlık dayatmasına biz Cumhuriyet Kadınları hayır diyoruz. Ankara, İstanbul ve İzmir'de açıklama yapan Cumhuriyet Kadınları Derneği referandumda hayır kampanyası başlattı. Anayasa değişikliği referandumunda hayır kampanyamızı başlatıyoruz. Ankara'daki açıklamayı CKD Genel Başkanı Canan Arıtman yaptı. Her yere gidecek, mahallelerde, köylerde hayır demenin önemini anlatacağız.
Arıtman siyasi partiler ve yurttaşlara birlik çağrısında bulundu. Birliğin öncüsü olacağız. Farklılıklarımızı değil, bizi birleştiren vatan sevgimizi paylaşacağız. Tüm kurumları, siyasi partileri hayır demeye, birlikte çalışmaya ve gücümüzü birleştirmeye davet edeceğiz. Arıtman, Cumhuriyet Kadınları Derneği'nin 19 Şubat'ta Anıtkabir'e bir yürüyüş düzenleyeceğini de duyurdu. Siyasi partileri, demokratik kitle örgütlerini, sade vatandaşlarımızı, atamızı yürüyüşe davet ediyoruz. İstanbul'daki eylemin adresi Şişli Atatürk Evi önüydü. Başkanlık dayatmasına hayır diyoruz. İzmir Konak Meydanı'nda toplanan kadınlar da Cumhuriyet rejimi kazanacak sloganları attı. Malatya İl Seçim Müdürü Gürsel Dursun'un Kılıçdaroğlu'nun başı için referandumda evet oyu vereceğini açıklamasının ardından Yüksek Seçim Kurulu harekete geçti. Yüksek Seçim Kurulu savunmasını istediği İl Seçim Müdürünü görevden aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başı için evet dediği açığa alındı. Vallahi evet, billahi evet, tallahi evet. Kılıçdaroğlu'nun başı için, fakir fukaranın aşı için, anaların gözyaşı için, şehitlerin naaşı için. Referandumda evet oyu vereceğini böyle açıklayan Malatya İl Seçim Müdürü Gürsel Dursun hakkında Yüksek Seçim Kurulu idari soruşturma başlattı. Paylaşımı yapan il seçim müdürü olunca soruşturma açma yetkisi sadece Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'na ait. YSK Başkanı Sadi Güven de talimat verdi, müdür görevinden alındı, savunması istendi. Malatya İl Seçim Müdürü Dursun ilk savunmasını sosyal medyadan yapmış, ben değil çocuğum paylaştı demişti. Şimdi gözler Kılıçdaroğlu'nun başını isteyen Gürsel Dursun'un alacağı cezaya çevrildi. Sevgili seyirciler, Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kamenos, Türk askerinin Kardak çevresindeki nöbeti nedeniyle kayıklara gidemedi. Yunan Bakan 1996 yılında ölen 3 askeri almak için helikopterle Ege semalarında uçtu. Kayalıklara çelenk attı. Yunan Bakanı taşıyan helikopterin ayrılmasından sonra Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait bir uçak Kardak kayalıklarının üzerinde alçak uçuş yaptı. Her yıl anma töreni için gittiği Kardak kayalıklarına bu yıl tepeden baktı. Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kamenos kayalıklara çelenk attı. Yunanistan 1996 yılında düşen helikopterde hayatını kaybeden 3 asker için Kardak yakınlarına giderek anma töreni yapıyordu. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarının Kardak ziyaretinden sonra Ege'de sular ısındı. Türk askeri kayalıkların çevresinde nöbete başladı. Kayalıkları geçerek Türk sularına giren Yunan askerleri de Türk askerleri tarafından uzaklaştırıldı. Yunan yetkililer tören için Kardak'a gidemedi. Bu sabah erken saatlerde ise Ege Denizi semalarında bir helikopter belirdi. O helikopterde Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kamenos vardı. Yunan Bakan, Kardak olaylarının 21. yılı nedeniyle Kardak kayalıklarının deniz bölgesine çelenk attı. Yunan Bakan, Kamenos'a Yunan Hava Kuvvetleri Komutanı Hristos Hristodoulou da eşlik etti. Uçuş yerel saatte 08.20'de gerçekleşti. Yunan Bakanı taşıyan helikopterin ayrılmasından sonra Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait bir uçak, Kardak kayalıklarının üzerinde alçak uçuş gerçekleştirdi. Bu gelişmenin ardından denizde iki ülkeye ait botlar arasında it dalaşı yaşandı. İki Türk sahil güvenlik ekibi Kardak kayalıkları yakınlarından devriye atarken bir savaş gemisinin ise Çavuş Adası yakınlarında hazır bulunduğu görüldü. Yunanistan tarafındansa iki Yunan sahil güvenlik ekibi Kalalimnos Adası'nın yakınlarında Kardak nöbeti tutuyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum tarafı lideri Anastasiadis'le beraber bir araya geldiler, bir görüşme yaptılar. İki lider sonuçsuz kalan Cenevre müzakerelerinin yeniden başlaması için Birleşmiş Milletler'e ortak başvuru yaptı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Kıbrıs Rum kesimi lideri Nikos Anastasiadis ara bölgede bir araya geldi. Barış, huzur ve refah getirmesini dilerim. Görüşmede Cenevre'de yapılan müzakerelerin sonuçsuz kalmasının ardından iki lider ortak bir yol haritası belirledi.
Liderler görüşmeden sonra Birleşmiş Milletler Kıbrıs Özel Danışmanı Bert Aydın'dan yeni barış konferansının Mart ayı başında yapılması talebinde bulundu. Görüşmede Türkiye'nin öne sürdüğü garantörlük şartlarının devam etmesi, varılacak kapsamlı hukukun Avrupa Birliği birincil hukuku haline getirilmesi ve Türklere Avrupa Birliği vatandaşlığı hakkı verilmesi olduğu öğrenildi. Rum tarafı ve Yunanistan ise Türkiye'nin adadaki askerlerini çekmesini istiyor. Görüşmenin ardından Bert Ay tarafından yapılan açıklamada iki liderin Şubat ayı boyunca sorunlu konuları çözme çabaları kapsamında haftalık görüşmeler yapmak konusunda anlaştığı duyuruldu. Akıncı ile Anastasiadis 9 Şubat'ta tekrar bir araya gelecek. Gece görüşünün başında bir sıcak gelişme vardı. Neydi o sıcak gelişme? Amerika'dan gelmişti. Para piyasalarını yakından ilgilendiren bir gelişmeydi. Amerikan Merkez Bankası Fed faiz rakamlarını, oranlarını değiştirmedi demiştik. Bir sıcak gelişme daha var. Bu sıcak gelişmenin adresi ise İngiltere. Brexit tasarısının ilk bölümü İngiltere'de kabul edildi. İngiliz vekiller Brexit tasarısının ilk bölümüne onay verdi. İngiltere Başbakanı Theresa May'in ülkeyi Avrupa Birliği'nden çıkarmasına yetki veren kanun tasarısından bahsediyoruz. Tekrar edelim. İngiliz vekiller Brexit tasarısının ilk bölümünü kabul etti. Almanya Başbakanı Angela Merkel yarın Ankara'ya normalleşme çıkarması yapacak. Görüşmelerde Almanya'ya sığınma talebinde bulunan FETÖ'cü askerler, Almanya'daki PKK'larla ilgili dosyalar ve Can Dündar'a yönelik Almanya'nın tutumu ele alınacak. Bu arada temaslar öncesi Türkiye'nin istediği İncirlik'teki Alman tornado tipi keşif uçaklarının elde ettiği görüntüleri Almanya'nın Türkiye'ye vermemesi de yeni bir gerginlik konusu oldu. Ankara'yı günübirlik ziyaret edecek, krize sebep veren konular için çözüm önerilerini sunacak. Almanya Başbakanı Angela Merkel 2 Şubat Perşembe günü Ankara'da önemli temaslarda bulunacak. Alman Başbakanı bu ziyareti uzun süredir gerilim yaşayan ikili ilişkilerin onarılması için bir fırsat olarak görüyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'la görüşecek Merkel'in Ankara ziyareti sırasında çantasında 3 önemli dosya var. Almanya'dan iltica talep eden NATO'da görevli 40 FETÖ'cü askerin ve Almanya'da yaşadıkları iddia edilen FETÖ'nün kumpas savcıları Zekeriya Öz ve Celal Kara'nın durumları görüşülecek. Ankara, Merkel'e Almanya'daki PKK'lılarla ilgili 4500 dosyanın akıbetini de soracak. Teröre karşı ortak mücadele eylem planı üzerinde durma hassasiyetimiz devam ediyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Almanya'nın PKK, DHKPC, FETÖ gibi terör örgütlerinin mensuplarına kol kanat gerdiğini söylemiş, Almanya'yı teröre çanak tutmakla eleştirmişti. Can Bey böyle buyurur musunuz? Hakkında yakalama kararı bulunan gazeteci Can Dündar'a yönelik Almanya'nın tutumu da görüşmelerde masada olacak. Merkel'in ziyareti öncesi iki ülke arasında yaşanan bir gelişme ise yeni bir gerginliğe yol açabilir. Türkiye, İncirlik'te konuşlu Almanya uçaklarının Suriye'de yaptığı keşif görüntülerini istedi. Ancak Alman makamlar görüntüleri Türkiye'ye vermedi. Bunun üzerine Türk yetkililer Almanya'yı İncirlik üssündeki varlık gerekçesi konusunda uyardı. Türkiye-İsrail ilişkilerinde 7 yıl sonra bir ilk yaşandı. İsrail Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Yuval Rotem Başkanlığı'ndaki bir heyet bugün Türk Dışişleri Heyeti ile bir araya geldi. Görüşmelerde Türkiye-İsrail ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konular ele alındı. Türkiye ve İsrail diplomatları 2010 yılından bu yana ilk kez bir araya geldi. İsrail Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Yuval Rotem Başkanlığı'ndaki heyet, Türk dışişleri yetkilileriyle görüştü. İstişarelerde Türk heyeti de Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın başkanlık etti. Görüşmelerde Türkiye-İsrail ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konular ele alındı. Özellikle enerji, ekonomi, kültür ve turizm sahalarında işbirliği olanakları masaya yatırıldı. Ayrıca başta Orta Doğu ve Doğu Akdeniz olmak üzere geniş bölgedeki gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Türkiye-İsrail ilişkilerinin bölgenin istikrarı ve güvenliği açısından taşıdığı önem üzerinde mutabık kalındı. Siyasi istişarelerin başlamasıyla normalleşme sürecinde çok boyutlu ilişkilerin geliştirilmesi yönünde adımlar atılması ve karşılıklı ziyaretlerin artması hedefleniyor. Bu çerçevede
Türkiye'den bir bakanın da gelecek hafta İsrail'e gideceği belirtiliyor. Türkiye'nin eski Tel Aviv Büyükelçisi Oğuz Çelikkol, Türkiye ile İsrail arasında normalleşmede öncelikli olarak ekonomik konuların öne çıkacağını, güvenlik ve savunma işbirliği konularının uzun vadede gündeme gelebileceğini söyledi. Fırat Kalkan Harekatı'nda 162. gün geride kaldı. 163 IŞİD hedefinin karadan baskı altına alındığı operasyonlarda Türk savaş uçakları 23 IŞİD hedefini yerle bir etti. İlk belirlemelere göre 14 IŞİD'li terörist etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik başlattığı Fırat Kalkanı harekatı kararlılıkla devam ediyor. Harekatın 162. gününde tespit edilen 163 IŞİD hedefi topçu atışlarıyla baskı altına alındı. Uçaklarımızsa BAP ve Bizegah'taki terör hedefleri için havalandı. Türk jetleri 23 hedefi yerle bir etti. Teröristlerin saklandığı binalar tam isabetle vuruldu. Yapılan hava harekatı ve çatışmalarda toplam 14 IŞİD mensubu etkisiz hale getirildi. Terörden arındırılan bölgelerdeki patlayıcı madde imha çalışmaları ise sürüyor. İmha timlerimiz tarafından harekatın başından bugüne kadar çoğu tuzaklanmış 3550 el yapımı patlayıcı ve 55 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirildi. Suriye'de Amerika'nın kara gücüm dediği PYD terör örgütü ise IŞİD'le savaşıyoruz yalanıyla sivilleri katletti. PYD, Membiç bölgesindeki insanları evlerinden zorla çıkartarak yerlerine kendi yandaşlarını yerleştirdi. Bu durumu protesto eden siviller de öldürüldü. Rusya'nın Astana'da öneri olarak Suriyeli tarafları sunduğu anayasanın taslak metni ortaya çıktı. Metinde Suriye topraklarının bölünemez, dokunulamaz ve tek parça olduğu vurgulandı. Suriye toprakları bölünemez, dokunulamaz ve tek parçadır. Rus uzmanlar tarafından hazırlanan ve Astana'da Suriyeli taraflara önerilen anayasa metninin taslağı ortaya çıktı. Sputnik Ajansı'nın ulaştığı metinde Suriye'nin toprak bütünlüğü vurgusu yapıldı. Anayasa taslağı ülkenin resmi adından Arap kelimesini çıkartıyor. Suriye Cumhuriyeti, halkın halk tarafından halk için yönetimi, sosyal dayanışma, hak ve özgürlüklere saygı, vatandaşların farklılık ve ayrıcalıklarına bakılmaksızın eşit hak ve sorumluluk ilkeleri üzerine kurulu, bağımsız ve egemen bir devlettir. Suriye Cumhuriyeti ile Suriye isimleri eş değerdedir ifadeleri yer alıyor. Suriye Cumhuriyeti'nin resmi dilinin Arapça olduğu belirtilen metinde, her bölge yerel referandumla desteklendiği takdirde resmi dile ilaveten çoğunluğun dilini kanunun düzenlediği şekilde kullanma hakkına sahip olmalıdır şeklinde ifade bulunuyor. Ve federasyon tartışması. Metinde Suriye ordusunun devlet erkinin dışında askeri faaliyetlerde bulunması yasaktır deniliyor. Suriye topraklarının bölünemez, dokunulamaz ve tek parça olduğu vurgulanıyor. Ülke sınırlarının ancak tüm Suriye vatandaşları arasında düzenlenecek referandum sonucunda değişebileceği belirtiliyor. Metinde Suriye Cumhuriyeti Devlet Başkanı'nın görev süresi 7 yıl olarak öneriliyor. Suriye Devlet Başkanı ard arda 2 dönemden fazla iktidarda kalamaz ifadesi yer alıyor. Rusya'nın teklif ettiği metne göre Suriye Anayasası referandum sonucunda kabul edilebilir. Hadi gelin bir sıcak gelişmeye daha göz atalım. ExxonMobil şirketinin eski CEO'su Rex Tillerson, Amerika'nın yeni Dışişleri Bakanı oldu. Bu konuda atanma kararı Amerikan Senatosu tarafından onaylandı. Tekrar edelim. Amerika'nın yeni Dışişleri Bakanı eski CEO Rex Tillerson oldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın 7 ülkenin vatandaşlarına getirdiği Amerika'ya giriş yasağına tepkiler sürüyor. Trump'ın yasak koyduğu 7 ülkeden 6'sının Amerika'nın sözde özgürlük vaadiyle askerlerini soktuğu ve savaş uçaklarıyla bombaladığı ülkelerin olması dikkat çekiyor. Amerika Başkanı Donald Trump'ın göreve gelir gelmez yaptığı icraatlardan biri de 7 ülke vatandaşlarının Amerika'ya girmesini yasaklamak oldu. Kararın gerekçesi teröristleri engellemek olarak açıklandı. Ancak yasaklı ülkeler Amerika'nın bombardımanlarıyla istikrarsızlığa sürüklendi. Yasak listesine alınan ülkeler arasında en dikkat çeken ülke Suriye. Ülke Batı destekli Arap Baharı eylemleriyle kaosa itildi.
Sonra Amerika tarafından desteklenen terör örgütleri silahlı eylemlere başladı. Bölgede çeşitli örgütler kuruldu. Teröristlerin eğitilmesi için Amerikan askerleri gönderildi. Suriye, Barack Obama döneminde Amerikan ordusunun en fazla bomba attığı ülkelerin başında yer aldı. Yasak listesindeki Irak da Amerika'nın bombalarından nasibini almış, hatta bölünmeye sürüklenmiş bir ülke. Hem 1991'de hem de 2003 yılında Amerika tarafından işgal edildi. İki işgalde de Amerikan savaş uçakları ülkeye bomba yağdırdı. 2003 yılındaki işgalden sonra da çeşitli bahanelerle bombardıman sürdü. Ülkede yüz binlerce insan hayatını kaybetti. İstikrarsızlığa sürüklenen ülke terör eylemlerinin de hedefi oldu. Libya'ya müdahalenin kapısını ise Birleşmiş Milletler açtı. Amerika, BM'nin onayıyla 2011 yılının Mart ayında operasyona başladı. Operasyonlar Ekim ayında dönemin Libya lideri Muammer Kaddafi'nin öldürülmesiyle son buldu. Kaddafi sonrası dönemde ciddi krizler yaşayan ve siyaseten bölünen ülkenin bazı bölgelerine IŞİD yerleşti. Yemen de Arap Baharı ile istikrarsızlığa sürüklenen ülkelerden biri. Amerika hem Husuileri hem de El-Kaide'yi bahane ederek ülkede hava saldırısı yapıyor. 20 Ocak'ta göreve başlayan Trump'ın emrini verdiği ilk operasyonun Yemen'de El-Kaide unsurlarına karşı yapılan bir baskın olması da ayrıca dikkat çekici. Somali'de ise Amerikan bombalarının gerekçesi Eş-Şabab terör örgütü. Bu nedenle Obama yönetimi tarafından sürekli bombalandı. Amerika 2007 yılında Etiyopya'nın Somali'yi işgaline destek vermiş ve akabinde bölgedeki askeri görünürlüğünü artırarak yeni üsler kurmuştu. Amerika'nın kaos çıkarıp da bombalayamadığı ancak vize yasağı uyguladığı tek ülke ise İran. Zira Amerika'nın İran'da büyükelçiliği yok. Efendim dedik ya AKP'de hayır ve kararsızların belirsizliği parti yönetimini zora sokuyor demiştik. AKP MYK'sı yapılmıştı. 2 saat 40 dakika sürmüştü. O toplantının hemen ardından Başbakan Binali Yıldırım Beştepe Sarayı'na gitmişti. Saat 19.30 sularında başladı. Başbakan Binali Yıldırım'la Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan görüşmesi az önce de sona erdi. Bu sıcak gelişmeyi de paylaşalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan olağan programında olmamasına rağmen Başbakan Binali Yıldırım'ı kabul etti. Görüşme yaklaşık 3 saat sürdü. Yapılan açıklamada görüşmenin olağan olduğu belirtildi. İçeriği hakkında bilgi verilmedi. Ancak gelen bilgiler sevgili seyirciler Beştepe Sarayı'ndaki bu görüşmede AKP içerisindeki kararsızlar ve hayırsızların, hayırcıların daha doğrusu ikna sürecinin ele alındığı belirtiliyor. İran, Amerika'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne taşıdığı balistik füze denemesini savundu. İran'ın Savunma Bakanı Hüseyin Dehkan, füze denemesinin nükleer anlaşmayı ihlal etmediğini belirtti. Bismillahirrahmanirrahim. İran Savunma Bakanı Hüseyin Dehkan, İran'ın balistik füze denemesi yaptığını doğruladı. Dehkan, bu füze denemesinin İran'ın 2015 yılında P5+1 ülkeleriyle yaptığı nükleer anlaşmayı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararını ihlal etmediğini belirtti. Güvenlik Konseyi'nin 2231 no'lu kararında İran'ın nükleer başlık taşıma kapasiteli balistik füze geliştirmesi yasaklanıyor. Dehkan, bu deneme savunma gücümüzü artırmak için yaptığımız planlara göre gerçekleşti. Yabancıların savunmamızla ilgili konulara karışmasına izin vermeyeceğiz diye konuştu. Trump yönetimi İran'ın yaptığı balistik füze denemesini Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne taşıyarak nükleer anlaşmayı ihlal ettiğini iddia etmişti. İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif de Amerika'yı yeni gerginlikler yaratmak için bunu bahane etmemeleri konusunda uyarmıştı. Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Türk Akımı Anlaşması'nı onayladı. Projenin her iki hattı da 2019 sonunda hizmete girecek. Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Türk Akımı Anlaşması'nı onayladı. Parlamentonun alt kanadı Duma anlaşmayı 20 Ocak'ta onaylamıştı. Federasyon Konseyi de oylamayı bugünkü oturumda yaptı. Konsey, Türk Akımı doğalgaz boru hattına ilişkin anlaşmanın onaylanmasını öngören yasayı kabul etti. Hükümetler arası anlaşması, Ekim 2016'da İstanbul'da imzalanan Türk Akımı projesi kapsamında biri Türkiye pazarı, diğeri ise Avrupa pazarının ihtiyaçlarına yönelik olmak üzere iki boru hattı inşa edilmesi planlanıyor.
Hatlardan her birinin kapasitesinin yıllık 15.75 milyar metreküp olacağı açıklanmıştı. Projenin her iki hattı da 2019 sonunda hizmete girecek. Sevgili seyirciler, Barış Manço'suz 18. yılı geride bıraktık. Kuşaktan kuşağa geçen eskimeyen şarkılarıyla Türkiye'nin hafızasına kazınan Barış Manço'nun evi ziyaretçi akınına uğradı. Evin en özel ziyaretçileri Mardin'den gelen çocuklardı. Akşamlar sayın seyirciler. Uzun bir ayrılıktan sonra tekrar sizlerle beraber olmanın mutluluğu içindeyiz bu akşam. Barış Manço aramızdan ayrılalı tam 18 sene oldu. Unutamadım, ne olur anla beni. Şarkıları, televizyon programları, ders niteliğindeki konuşmaları, insan sevgisiyle Türk milletinin kalbinde silinmeyecek bir iz bıraktı. Dünyanın dört bir tarafında konserler verdi. Japonya'da verdiği konserler hala hafızalarda. Yediden 70'e herkesin Barış abisi oldu. Uzattı günlerimiz bir anı oldu. Ayrılık geldi baştan, katlanmak gerek. Mardin'in Nusaybin'den Barış Manço'yu anmak için Moda Kadıköy'de Barış Manço'nun müze haline getirilen evinde buluştu minikler ve en çok Arkadaşım Eşek şarkısını sevdiklerini söylediler. Başka şarkısını seviyor musun? Hepsi de birbirinden güzel. Barış Manço'yu seviyor musun? Evet, çok seviyoruz. En çok hangi şarkı? Arkadaşım Eşek. Barış Manço farklı bir insandır. Tarzları çok değişik, bir de ödüllerine bayıldım. Türkiye'nin efsane sanatçısı, milyonların sevgilisi Barış Manço'nun ölümünün 18. yılında şimdi müze olarak kullanılan Kadıköy'deki evindeyiz. Barış Manço'nun müze olarak kullanılan evi ailesinden ve kendisinden izler taşıyor. Mesela burada gördüğünüz köşede Barış Manço'nun günlük kullandığı kişisel eşyaları sevenlerine sergileniyor. Daha sonra da yemek masasına baktığımız zaman yemek masasında köşede Barış Manço vefat etmeden hemen önce ajandasını, cep telefonunu ve araba anahtarını bıraktığı köşede eşyaları cam bir fanus içerisinde sergileniyor. Sen gülünce güller açar, gül pembe, bülbüller seni söyler, biz dinlerdik gül pembe. Barış Manço'nun en büyük hayranları kuşkusuz çocuklardı. 7'den 77'ye programının içerisinde yer alan Adam Olacak Çocuk programı, dönemin küçüklerinin, şimdinin büyüklerinin hafızalarında hala yer ediyor. Hayatımın en güzel şarkıcılarından bir tanesinin olduğunu öğrenmesini isterim. Hayatımız boyunca hiç unutmayacağız ona. Hadi bakayım. A. Bir de Y'de. Ye. Şimdi bir de I. I. Oku bakayım. Hayır. Oku bakayım. Hayır. Tek kahramanımız o Atatürk'le çok iyi biri yani. Keşke ölmeseydi, kalp krizi geçirmeseydi. Keşke onun gerçek bir konserinde yanında olmayı isterdim. Onu çok seviyorum, keşke ölmeseydi. Çocuklar Barış abilerine mesaj yollamayı da ihmal etmediler. Barış Manço, bize yazdığın şarkılar için çok teşekkür ederiz. En güzel şarkıları sen yazıyorsun derdim. Barış Manço, sen çok yetenekli bir insansın. Şu an göklerde olabilirsin ama yine de bizim kalbimizde yaşıyorsun. Manço yıllar geçse de unutulmuyor. Kuşaktan kuşağa taşınan şarkıları hala dilimizde, kulaklarımızda. Hayır, hayır, boşuna yalvarma, inanmıyorum sana. Çok şey söylenilebilir tabii ki ama kullanabileceğiniz kelimelerle onu anlatamazsınız. Şarkılarında, o güzel eserlerinde hepsinde apayrı güzellikler var. Mesajlar var, duygular var. Toplumun nabzını tutabilen bir sanatçıydı. Sadece Türk milletinin sevdiği değil, dünya çapında saygı gören bir isimdi Barış Manço. Rahmetle yad ediyoruz. O güzel eserlerinde zevkle nesilden nesile aktararak dinlemeye devam ediyoruz. Eski Beytüşşebap Kaymakamı Kadir Güntepe Tokat'ta çıkarıldı. Mahkemede tutuklandı. Baylok kullandığı tespit edilen Güntepe, FETÖ operasyonu kapsamında gözaltına alınmıştı.
Mahkeme eski Betüşebap Kaymakamı Kadir Güntepe hakkında kararını verdi. Tokat'taki Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanmasının mülkiye yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Beytüşşebap Kaymakamı Kadir Güntepe tutuklandı. Güntepe'nin terör örgütünün şifreli haberleşme uygulaması Baylok'u kullandığı belirlenmişti. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ-PDY'nin mülkiye yapılanması soruşturması kapsamında gözaltına alınan Güntepe'nin eşi ise dün akşam saatlerinde serbest bırakılmıştı. FETÖ'cü TUSKO'nun tekzibini yayınlamadığı için tutuklanan gazeteci Mehmet Bozkurt serbest bırakıldı. Bozkurt'u cezaevi çıkışında Vatan Partisi yöneticileri karşıladı. Bozkurt cezaevi çıkışında açıklama yaptı. Aydınlık Gazetesi sorumlu yazı işleri müdürüyken FETÖ'ye bağlı TUSKO'nun tekzibini yayınlamayan Mehmet Bozkurt dün Niğde'de tutuklanmıştı. Aydınlık Gazetesi'nin yayınlamadığı tekzip nedeniyle gazeteye para cezası kesilmiş, gazete FETÖ'cü TUSKO'na cezayı ödememişti. Bozkurt bugün Niğde'de serbest bırakıldı. Bozkurt'u cezaevi çıkışında Vatan Partisi yöneticileri karşıladı. Niğde açık cezaevinin önündeyiz. Vatan Partisi il başkanımız, merkez ilçe başkanımız, avukatım aynı zamanda ve değerli arkadaşlarla birlikte bir günlük bir tutukluk süreci yaşadık. Bugün Türkiye'nin başına bela olmuş FETÖ'yle yapmış olduğumuz mücadelenin ürünü olan işlerdir. O gün yazdığımız, bugün yargılamamıza neden olan, bir günlük cezaya yatmamıza neden olan haberlerimiz, 2017 yılındaki haberlerimiz haklılığıyla ispatlanmıştır. Bugün Türkiye bu gerçekleri yaşamaktadır. Biz aynı kararlılıkla Türkiye'ye gerçekleri haykırmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye Bilimler Akademisi ödülleri töreninde konuştu. Hedefinde terör örgütü FETÖ vardı. Erdoğan, FETÖ'nün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bombalamasıyla meclisi mebusanın kapatılması aynı şeydir, aynı amaca yöneliktir, dedi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye Bilimler Akademisi ödülleri töreninde Fethullahçı terör örgütünün faaliyetlerini ele aldı. Bu örgütün içindeki akademisyenler, yargı mensupları, polisler, askerler, öğretmenler, iş adamları iyi eğitim almış. Fiyakalı okullardan mezun olmuş olabilirler. Ama bu durum hakikatler karşısındaki körlüklerini, cehaletlerini, kalplerini ve zihinlerini bir şarlatana kiralamış oldukları gerçeğini ortadan kaldırmıyor. Erdoğan FETÖ için sapkın ve mankurt benzetmesi yaptı. Pek çok sapkın yapı gibi FETÖ'cular da işte burada yollarını kaybetmişlerdir. Ne olduklarını, kim olduklarını unutarak her biri sadece sahiplerinin emrettiğini yapan birer mankurta dönmüşlerdir. Veya dönüşmüştür. Öyle ki 15 Temmuz'da bu örgüt mensuplarının yaptıkları ihanetin büyüklüğünü ancak bir asır önceki işgal günleriyle mukayese edebiliriz. Cumhurbaşkanı meclisi mebusanın kapatılmasıyla FETÖ'nün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bombalaması arasında benzerlik kurdu. Mesela FETÖ'nün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bombalaması ile Osmanlı Meclisi Mebusanı'nın kapatılması aynı şeydir. Aynı amacına yöneliktir. Orada bir fark yok. Her ikisi de milli iradenin tecelligahı olan bu kurumları işlemez hale getirerek ülkenin işgaline zemin hazırlama amacı gütmektedir. İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde sevgili seyirciler, psikolojik tedavi gören bir polis intihara teşebbüs etti. Rehine krizi zannedilen olay paniğe neden oldu. Emniyet güçleri uzun çabalar sonucu meslektaşlarını ikna etmeyi başardı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bir polis intihar girişiminde bulundu. Olay öğle saatlerinde psikiyatri kliniğinde yaşandı. Psikolojik sorunlar yaşayan bir polis tedavi için hastaneye gitti. Görgü tanıklarının aktardığına göre muayeneden sonra doktor polisin yatışına karar verdi. Bunun üzerine başka bir arkadaşının silahını alan polis tabancayı alnına dayadı. Olayın duyulması üzerine hastanede geniş güvenlik önlemi alındı.
klinik önüne zırhlı polis araçları sevk edildi, bölgeye güvenlik şeridi çekildi. İlerleyen dakikalarda hastane başhekimi Zekai Kutlubay, olayın bir terör eylemi olmadığını ve içeride herhangi bir rehininin bulunmadığını açıkladı. Hiçbir meslektaşımız ya da hemşireyi rehin almış değildir. Odada sadece yalnızdır şu anda kendisi. Kutlubay, polisin yaşadığı sorunlar nedeniyle geri hizmete çekildiğini ve silahına da bu yüzden el konulduğunu açıkladı. Ağustos ayında zaten ruhsat silah taşıyamaz diye bir rapor vermişiz zaten. Ona istinaden zaten silah da alınmış. O yüzden mevcut bir silahı da yok. Geri hizmette görev yapan bir polis arkadaşmış. Hastane içinde kendini bir odaya kilitleyen hasta, meslektaşlarının uzun çabaları sonucu ikna edilerek gözaltına alındı. Efendim, ihracat rakamlarına bakacağız. İhracat Ocak ayında %15 artış göstererek 10 milyar 528 milyon dolara ulaştı. İhracatta en dikkat çeken ülke Rusya oldu. Uçak krizinin ardından Rusya'ya ihracat ilk defa %57 oranında arttı. Bu arada dövizdeki yüksek kur nedeniyle ihracatçı bir ayda tam 302 milyon dolar kaybetti. Bir süredir durgun olan ihracat sektöründen iyi bir haber geldi. Türkiye İhracatçılar Meclisi Ocak ayı ihracatında artış olduğunu açıkladı. Yılın ilk ayında %15 artış gösteren ihracat toplam 10 milyar 528 milyon dolar oldu. Ocak ihracat sıralamasındaki ilk 5 ülke ise Almanya, İngiltere, Irak, İtalya ve ABD oldu. İhracatta en çok dikkat çeken ülke ise Rusya. 2015 yılındaki uçak krizinin ardından Rusya'ya ihracat ilk defa Ocak ayında arttı. %57 artan ihracat ülkeye fazladan 54 milyon dolar getirdi. 54 milyonun 27 milyon doları da sadece yaş sebze meyve sektörüne ait. En çok ihracat gerçekleştiren ilk 20 ülkede en fazla artışı Rusya ve Irak yakaladı. Çin'e yapılan ihracatta yaşanan %37'lik artış da dikkat çekti. Öte yandan yüksek döviz kuru ihracatçıyı olumsuz etkiledi. Ocak ayında ihracatçı sadece yüksek kur nedeniyle 302 milyon dolarlık bir kayıp yaşadı. Ekonomi yönetimine çağrı yapan ihracatçılar döviz piyasasında istikrarlı bir döneme geçilmesini talep etti. Efendim, geçtiğimiz gün ekranınıza nüfusla ilgili bir haber getirmiştik. O nüfus haberinde İstanbul'un 14 küsur milyon olduğu bilgisini sizlerle paylaşmıştık. Kabataslak 15 milyon. İstanbul'da nüfus 15 milyon, sadece nüfus artmıyor tabii ki mega kentte, enflasyon da artıyor. 15 milyon nüfusun yaşadığı İstanbul'un Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı. Rakamlar iyi mi? Değil. İstanbul'da perakende fiyatları geçen yıla göre %10, toptan fiyatlarsa %13 oranında arttı. İstanbullulara enflasyondan yine kötü haber geldi. Toptan ve perakende fiyatları geçen yıla göre %13'e kadar artış gösterdi. İstanbul Ticaret Odası 15 milyonun yaşadığı kentin Ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Perakende fiyatlar 2017 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %9,56, toptan fiyatlar ise %12,76 oranında arttı. Bir önceki aya göre artış ise perakendede %1,65, toptan fiyatlarda ise %2,95 oldu. Enflasyon oranı kalem kalem hesaplandığında sağlık ve kişisel bakım harcamalarında %4,14, ev eşyası harcamalarında %3,82, gıda harcamalarında %2,99, diğer harcamalar grubunda %2,19 ve konut harcamalarında %2,10 artış yaşandı. İstanbullulara tek iyi haberse hazır giyimden geldi. Bir önceki aya göre giyim harcamalarındaki enflasyon oranı %11,71 oranında azaldı. İstanbul'da yaşamak zor. Sadece enflasyon rakamları değil. İstanbul'da kiralar yüksek. İstanbul'da ulaşım rakamları yüksek. Şimdi şöyle eleştiriler de var. Efendim, ne kadar İstanbul'da bir otobüs bileti? İşte 2,60 ama çok ucuz. Hayır, bakınız, İstanbul'da A noktasından B noktasına tek bir araçla gitmek pek de mümkün değil. Birkaç kez araç değiştirmek zorunda, toplu taşıma aracı değiştirmek zorunda vatandaşlarımız. Mesela bir Bakırköylü ne yapıyor? Mecidiyeköy'e gitmek için ne yapmak zorunda? Bakırköy'den otobüse binmek zorunda, İncirli'de inmek zorunda, İncirli'den metrobüse binmek zorunda. Metrobüse tabii binebilirse, nefes alabilirse, sağ salim inebilirse Mecidiyeköy'e varacak. Bir Bakırköylünün mesela Bakırköy'den kalkıp Mecidiyeköy'e gitmesi
Nereden baksanız 6 lirayı buluyor, 7 lirayı buluyor. Buna bir de dönüşe eklerseniz bakınız bir günlük rakam nerelere varıyor. Bu mega kentte nüfus yoğunluğundan dolayı nefes alamamakta tabii ki cabası işin. Sürekli bir stres, sürekli bir koşturmaca var bu büyük şehirde. Ama bu büyük şehrin tabii ki güzel yanları da var. İşte insanlar o güzel yanlarıyla bu İstanbul'da yaşamanın zorluklarına göğüs germeye çalışıyor. Peki enflasyon sadece İstanbul için mi geçerli? Hayır, elbette değil. Enflasyonun sebeplerinden biri de tarım ürünleri. Tarım ürünlerinin üreticiyle market fiyatı arasında ciddi bir uçurum var. Tarlada yok fiyatına satılan ürünler 5-6 kata varan fiyat farkıyla tüketiciye ulaştırılıyor. Üreticide 6 lira olan kuru kayısı markette 29 lira. Yine bir başka örnek, 60 kuruş olan elmanın fiyatı, ki tarla fiyatı bu, bahçe fiyatı pazarda vatandaşı 3 liraya satılıyor. Peki fiyat farkını azaltmak için neler yapmalı? İşte uzmanların önerileri. Tarım ürünlerinin üreticiyle market fiyatları arasındaki fiyat farkı oldukça çarpıcı. Bugün üreticide 6 lira olan kuru kayısı pazarda ve markette 29 liraya kadar çıkıyor. 52 kuruş olan portakalın fiyatı ise pazarda ve markette 2 liranın üstünde satılıyor. Binbir emekle üretilen ürünler tarlada yok fiyatına satılırken marketlerde 5-6 kata varan fiyat farkıyla tüketicilerimize ulaşmaktadır. Kuru incirde de ciddi bir fiyat artışı var. 6 lira 50 kuruş olan incirin fiyatı 22 liraya kadar çıkıyor. Fiyat farkına Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar da dikkat çekti. Farkı azaltmak için çözüm önerilerinde bulundu. Ürün üreticinin elinden çıkıp tüketiciye ulaşıncaya kadar ki uzun zincirin tüm halkaları gözetim altında tutulmalıdır. Kooperatifler ve üretici birlikleri mali ve idari yönden güçlendirilmeli, fonksiyonel hale getirilmelidir. Çiftçinin zor koşullarda çalıştığını belirten Bayraktar, hükümete de çağrı yaptı. Üreticiye destek verilmeli dedi. Elektrikte uygulanmakta olan pay ve fonlar ile %18 KDV gübrede olduğu gibi sıfırlanmalıdır. Elektrik borçlarının desteklerden kesilmesiyle ilgili uygulama kaldırılmalıdır. Şimdi sizi Antalya'ya götüreceğim. Zira Antalya Semt Pazarcıları Odası Başkanı İsmail Öz esnafın sıkıntılarını ulusal kanala anlattı. 2013'e kadar bize dayanak olacak bir yasa yoktu diyen Öz, yasaya rağmen yönetmeliklerin sıkıntılara neden olduğunu söyledi. Pazarcılar Odası Başkanı mevcut yasanın gözden geçirilmesini ve pazarcıların sorunlarına çözüm üretilmesini istedi. Sebze, meyve, giyecek ve yiyecek. Günlük ihtiyacın karşılanmasında vazgeçilmezlerden biri olan pazarlar, üretici için de, satıcı için de ekmek kapısı. 100 bin üretici varsa, çiftçi, bunun 10 bin tanesinin malını, ürettiği malı AVM'ler tüketiyorsa veya 5 bin tanesinin, 90 bin tanesini pazarcı üretiyor, halka ulaştırıyor. Ancak pazarlara hayat veren esnaf bugünlerde yaşam mücadelesi veriyor. Ayakta durma mücadelesi, yaşama mücadelesi. Esnafın en büyük sorunu pazarla alakalı yasanın olmamasıydı. Esnaf o yasaya 2013 yılında kavuştu ancak bazı maddelerdeki belirsizlikler pazarcıları çıkmaza soktu. Bizim pazarlar kurulması zabıtanın ya da belediye başkanının ya da meclisin iki dudağı arasındaydı. Bu yasa yönetmeliğine çıktıktan sonra bazı hususlar netleşmediği için biz yasalar ve yönetmemizde sıkıntı yaratmaya başladı. Yasa pazar yerlerini belediyelerin kurmasını, zorunlu ihtiyaçlarında yine belediyeler tarafından giderilmesini içeriyor. Tuvalet sorunumuz var, elektrik sorunumuz var, su sorunumuz var. Pazarcılığı esnaf olup olmama sorunu var. Şimdi bunları nasıl denetleyeceksin? Biz de pazardaki esnafla ilgili konuları çözersin. Yönetmelikteki bizim yetkililerimiz diyor ki siz bu işi yapmayacaksınız, yapamazsınız diyor. Antalya Semt Pazarcılar Odası Başkanı İsmail Öz yaşadıkları sıkıntılara acilen çözüm bulunmasını istiyor. Her şeyde pazarcılık değil, her şeyde belediye de haklı değil, her şeyde yasayı düzenleyen insanlar da haklı değil. Uzman olabilirler, profesör de olabilirler ama yaşayan benim. Beni sen dışlayamazsın, sen 350 bin tane pazarcıyı, 1 milyon tane çiftçiyi, 70 milyonun faydalandığı bir kesimi
basit bir şekilde birilerine teslim edemez. Çocukluk yıllarımızı hatırlarız efendim. Kapılara neler gelirdi? Sütçü gelirdi mesela, bağırırdı sütçü diye. Ve annelerimiz kapıya çıkar, süt alırlardı. Çiğ süt. O süt eve getirilirdi, tencerelere doldurulurdu, ocakta kaynatılırdı. Mis gibi bir koku kaplardı evin içerisine. Şimdi bunlar güzel şeylerdi. Bugünlerde yasak. Artık yok öyle bir şey diyor devlet. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın süt sektörüne getirdiği düzenlemeler tartışmalara neden oldu. Sütümüz temiz diyen üreticiler kısıtlama yerine yem fiyatlarının düşürülmesini istiyor. Köy sütü geldi, köy. Taze süt geldi, süt, sütçü. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın süt satışına ilişkin yeni tebliği süt üreticileri tarafından tepkiyle karşılandı. Biz inekleri keseriz. Yani inek işini bırakırız, hayvancılığı bırakırız. Sütü satamazsak kaldık, malları keseceğiz, keselim o zaman. Atalım malları, köpekler gitsin. Tebliğe göre tüketiciye doğrudan satışı yasak olan çiğ sütte denetim artırılacak. Çiğ süt sadece hastalıklardan arındırılmış çiftlik ve işletmelerde satılabilecek. Bakanlık tarafından sertifikalandırılacak işletmeler üreticiden sütleri toplayıp tüketiciye satacak. Düzenleme sağlıklı süt tüketimi açısından kulağa hoş geliyor. Ancak küçük üretici için çok sayıda sorunu da beraberinde getiriyor. Devletimiz hayvancılık konusunda destek veriyor ama biz küçük işletmeler bundan faydalanamıyoruz. Üretim maliyetlerinin arttığını belirten üreticiler, ara işletmelerin süte yaptığı ödemeleri yeterli bulmuyor, sütleri doğrudan satışa çıkartıyor. Yem fiyatları şu anda %40 arttı. Yani yemin torbasını biz 35 milyon alıyorduk, kepeğin torbasını 25 milyon alıyorduk, süt 1000 lira 1100 liraydı. Şu anda yemin torbası 60 milyon, kepeğin torbası 35 milyon, süt halen 1100 lira. Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı Akkuzu Köyü üreticileri hayvanlarının denetlenmesini ve satışa devam etmek istiyor. Günlük taze sütümüz hasta değil, bir şey değil. Baksınlar, ölçsünler, gelsinler, biz alnımız açık her şeye karşı, biz hazırız. Bizim hiç korkacak bir şeyimiz yok. Devlet bizi de düşünsün artık. Sayın Bakanım, bizim sütümüze el değmeyin. Sütümüz çok temiz, hijyenik. Üretici para kazanmanın derdinde. Canla başla çalışıyor para kazanmak için. Helal para kazanmak için. Efendim bir araya gideceğiz, ardından gece görüşü devam edecek.